Selamun aleyküm. Bugün miladi 27 Haziran 2022 Pazartesi, Hicri 28 Zilkade 1443. Günün ayeti. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Günün hadisi. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayrın tamamından mahrumdur. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1916. Hicaz bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı. Ayrılma sürecini başlatan Hicaz emiri Şerif Hüseyin, Arabistanlı Lawrence'la birlikte isyana önderlik etti. 1917. Yunanistan İtilaf Devletlerine katıldı ve 1. Dünya Savaşı'na dahil oldu. Savaşın Osmanlı ve Almanya aleyhine sonuçlanmaya başladığını anlayan Yunanistan, yüzyıllar boyu içinde sakladığı emelini gerçekleştirmek maksadıyla İtilaf Devletlerine katıldı. Bu devletlerle beraber Osmanlı'nın işgaline katıldı ve savaş sonunda birçok ada ve toprak elde etti. 1924. Verem aşısı Valmet tarafından keşfedildi. 1950. İlk nükleer santral Rusya'da Moskova'nın 55 mil uzağında Omninsk'te açıldı. Böylece yıllarca sürecek olan nükleer santral tartışmaları başlamış oldu. 1954. Guatemala'da CIA'nin desteklediği darbeyle halkın seçtiği hükümet devrildi. Dünya üzerinde özellikle askeri darbelerin çoğunun perde arkasında ABD ve CIA'nin olduğu tezi birçok uzman tarafından kabul edilmektedir. 1980. Suriye'de tarihin gördüğü en kanlı katliamlarından biri gerçekleşti. Hafız Esed güçleri Palmira zindanında yüzlerce mahkumu katletti. 1984. Meclis askerlik süresini 20 aydan 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti. 1998. Adana'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.56'da meydana gelen ve 20 saniye süren depremde 146 kişi hayatını kaybetti, 1000 kadar kişi de yaralandı. 2007. Bosna'da 1992-1995 savaşında katledilenlerin gömüldüğü bir toplu mezar daha ortaya çıkarıldı. 2016. Mavi Marmara saldırısı sonrasında kopan Türkiye-Siyonist-İsrail ilişkileri yeniden normale döndü. Başbakan Binali Yıldırım ve Siyonist İsrail Başbakanı terörist Benjamin Netanyahu eş zamanlı olarak anlaşmanın detaylarını açıkladı. Normalleşme başta Mavi Marmara gazileri ve şehit yakınları olmak üzere tepkiyle karşılandı. 2016. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği mektupta Rus askeri uçağının düşmesiyle ilgili derin üzüntü duyduğunu bildirmesiyle Türkiye-Rusya ilişkilerinde normalleşme kararı alındı.